Cem hoş geldin, günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Utanç, duygular arasında nereye hapsoluyor? Yoğun mu, basit mi, zor mu, kolay mı? Bunu bir açıklayabilir miyiz acaba? Duygu denince, şimdi tabii sabahın köründe duygu konuşmak da kolay değil yani. Duygu denince benim aklıma bir reaksiyon geliyor Cem. Duygu bir reaksiyon. Bir gelişmeye karşı verdiğimiz bir tepki o. Ve bu tepkide bir bilişsellik olduğu gibi fizyolojik bir durum da var. Fizyolojik ve bilişsel bir reaksiyon duygu. Bu yüzden biz baştan bir duyguyu inşa edip hemen ondan sonrasına bakmıyoruz. Bir olayla, bir olguyla, bir etkiyle karşılaşıyoruz ve karşısında bir tepki olarak duyguya yuvarlanıyoruz. Fakat duygu bir tepki olmakla beraber hemen ardından kurucu öğe haline de geçiyor. Çünkü duyguların ruhsal atmosfer yaratma kapasitesi var. Bir ruh hali inşa ediyor. Bu duygular arasında utanç bence başlıca kurguculardan bir tanesi. Niye böyle diyorum? Birincisi, utançta Cem, biz kendi başımızayken çok zor utanırız. Utanç için bir başkası gerekir veya başkaları. Hiç değilse bir başkası ama. Utanç dıştan bizim bir eylemimizin yakalanması sonucu ortaya çıkabilir. Ötekinin gözlerinin üzerimize bizim o gözlerden kaçabileceğimizi düşünmemize rağmen yakalanmış olmamızdan doğan bir reaksiyondur, bir tepkidir. Fakat bu duygusal tepki illa bizim yaşamımızı ortaya çıktığı zamanlarda etkilemez. Çünkü utancın ortaya çıkmaması için insan sürekli olarak her taraftan bazı şeyleri gizler, mahremiyet alanına çeker ve dıştaki gözün onu görmesini önleyecek önlemler alır. Çünkü utanç negatif ve güçlü bir duygudur. Ve bu duyguyu yaşamak istemeyiz. Utanç anında bizde gözle görülür değişiklikler olur. Dıştan utanan bir kişiyi nasıl görürüz? Başı hemen öne eğilmeye meyleder. Göz temasını kesmeye çalışır. Sesi cılızlaşır. Suratında bazılarında kırmızılıklar oluşabilir. Ve kişi orada yokmuşçasına, olmak istemiyormuşçasına bedensel olarak içine doğru kapanır. Bir küçülme görürüz. Omuzlar içeri doğru girer, baş öne doğru eğilmiştir. Buradaki sırt ve kambur çoğalır ki olabilecek en küçük hale doğru dönüşsün. Sanki ana rahmindeki o gizlenmiş hale dönme çabası var gibidir. Dışsal olarak bu tepkiler %100 verilmek zorunda değil. Bazen utancı örtmek için öfke krizi ortaya çıkabilir, saldırganlık ortaya çıkabilir, beklemediğimiz başka fiziksel görünümler ortaya çıkabilir. Ama bunlar nadirdir. Utancın fiziksel görünen bu yapılarının yanı sıra içte de bazı hissiyatları vardır. İnsan şöyle düşünür. Şu an keşke yer yarılsa da içine girsem. Burada şöyle bir anlayış vardır. Dış dünyayla uyumunun kesildiğini hisseder insan. Dış dünya artık onu kendisine uyumlu olmayan bir fazlalık, ayıplı olmak gibi tanımlar. Dıştaki bir kişiye göre bu kişi ayıplı bir kişi durumuna düşmüştür. Burada anahtar bir sözcük var. Ayıplı kişi durumuna düşmek. Neden? Genellikle bizim değerlendirilmemiz her seferinde benliğimizle ilintili değildir. Yaptıklarımızla ilintilidir. Utançta da başkalarının onaylamayacağı bir eyleme girişmişizdir. Bu eylemde başkası tarafından görülmüşüzdür, yani yakalanmışızdır. Fakat ayıplanan eylemimiz değildir. Benliğimiz ayıplanır. Ne biçim insan bu denir? Eğer eylemimiz ayıplanıyorsa buna suçluluk diyoruz. O zaman suçluluk duygusu ortaya çıkıyor. Ki şunu da söyleyeyim, bugün konumuz değil ama suçluluğun ortaya çıkması için başkasının bizi görmesi bile gerekmez. İnsan bir standart adalet duygusu içerisinde kendi yaptığı eylemin bir suça tekabül edip etmediğini fark edebilir
ve bunun içinde bir suçluluk duyabilir. Bunun için başkasının kendisini yakalamasına, onu ayıplı görmesine, kusurlu görmesine ihtiyacı yoktur. Özsel olarak bunun hatalı bir davranış olduğu fikri kafasındadır. Ve bundan rahatsızlık duyarsa buna suçluluk diyoruz. Suçluluk eylem bazındadır. Bak, utanç benlik bazındadır. Bütün benlik. Utanç da ne biçim insan damgası yer. Eylem kendisini aşmış bütün benliğe yayılmıştır. Ve utancı duyan kişi de neden böyle bir eylem yaptım? Keşke bu eylem olmasaydı demez. Ben ne biçim insanım? Nasıl böyle davranıyorum? Niye böyleyim der. Bu yüzden Cem, utanç da benliğin tamamı hedef altındadır. Bu yüzden de suçlulukta küçülme, ufalma gibi fiziksel tepkiler vermeyiz. Suçlulukta dışarıdan anlaşılmaz bizim tepkilerimiz. İçten mahvolabiliriz. Ama dıştan öyle bir anlaşılmaz. Belki ne kadar durgunsun filan denebilir, üzüntülüsün. Ama utanç başka bir yapıdadır. Dıştan hemen kendisini ele verir. Ve bunda da benliğin artık dünyayla ve ötekilerle ilişkisinde uyumsuz hale geldiği, ayıplı, kusurlu herkesin gözünden düşmüş bir hale geldiği hissiyatı vardır. Bu yüzden benliğin varlığına ara vermek ister utanç. Hatta ara vermeyi de geç, yok olmasını ister. Fakat yok olmayacağı için çok az kişi intihar eder böyle durumlarda. Yok olmayacağı için bu bir benliğin askıya alınma sürecidir. Ama kişi bunun ne kadar süreceğini bilmez. Niye biliyor musun Cem? Utanç da başkasının gözüne denk gelmiş bir kusurlu hareketin değerlendirilmesi var ya, onu değerlendiren kişi ben değilim, ötekisi. Bu yüzden ötekisi beni ne zaman tekrar onaylar, benim utancım anca o zaman sona erebilir. Suçluluk da böyle değil ama utanç da böyle. Bu yüzden Cem, öteki tarafından affedilene ya da o ötekiyle bir daha görüşmeme şansını yakalayana kadar utanç varlığını sürdürür. Yıllar sonra aklımıza geldiğinde böyle bir mesele, tekrar utanca gark olabiliriz. Ama bu hala ötekisinin gözünden ne kadar da o dönemde hızla düştüğümüzün anımsanması yüzünden olur. Utanç da öteki başımızın üzerinde bir kılıç gibi sallanır. Ve ötekinin yargısına sıkışmışlığımız hissi bizim hayatımızı elimizden alıp yargıcı da ötekisi kılar. Vallahi mükemmel anlattın. Yaşa. Süperdi. Şöyle bir şey var. Ben utandığımda eğer ötekini gözümde düşürürsem değerini, yani beni bir yargılamaya başlıyor. Sen diyor nasıl böyle bir şey yapabilirsin dediğinde o kişinin beni ikna etmesi gerekiyor önce. Evet, hakikaten ben böyle bir şey nasıl yaptım dediğim anda ikna olursam utanıyorum. Ama ötekine ya bu adamın sözlerine değer veriyor muyum ki? Dediğim anda, düşünmeye başladığım anda utancı hissetmemeye başlıyorum. Bu Çok ne? güzel bir kapı açtın. Bak, karmaşık bir şey bu. Ama çok güzel bir kapı. Utancın ortaya çıkması için mahremiyetimizde kalmasını istediğimiz bir eylemin mahremiyet dışına çıkması, istediğimiz kadrajdan taşması söz konusu. Bu mahremiyetten taşmış bir şeyin bir başkası tarafından görüldüğü an utancın ortaya çıkması için senin söylediğin şimdi kritik bir yer var. Diyorsun ki, o kişi benim için önemli bir kişi mi ki ben ondan utanayım? Önce burasından tutmaya çalışayım. Utanç meselesinde hangi meselelerin toplumsal olarak yapılmaması gerektiği kültürel ve sosyaldir. Bu yüzden değişkendir. Ve bu yüzden bir sosyal mutabakatın konusudur. Onlar doğuştan gelip değişmez şeyler olma kudretinde değillerdir. Her gün yeniden bir oylamayla yeniden belirlenirler. Bu yüzden de farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde utanılması gereken şeyler değişebilir. Dahası bazı durumlarda utancın tersi olan kavram gururdur. Bazı yerlerde gurur duyulan aynı eylem bir başka coğrafya veya zamanda utanç duyulması gereken bir eylem olarak bile algılanabilir. Bu yüzden bu skala aşırı şekilde değişken ve sosyal inşaya bağlıdır. Sosyal inşaya bağlı olan bir diğer şey ise
Sosyal hiyerarşidir Cem. Sosyal hiyerarşi dediğimiz şey de şudur. O toplumun o dönemki bağlamı içerisinde veya paradigması içerisinde kimlerin daha itibarlı, kimlerin daha değerli, kimlerin daha değersiz olduğu veya cinsiyetlere göre bile bazı görev ayrımlarının veya değer ayrımlarının olup olmadığının belirlenmesidir. Bu yüzden utancın o gerilim hattına yayıldığı o alanın yani sosyal inşanın değişken bir durum olması yüzünden sosyal inşanın her dönem değiştirebileceği itibar kıstaslarına ve ötekileri nasıl değerlendirdiğine de bu süreç kesinlikle bağlıdır. Utanç da suçluluğun aksine bir evrensellik arayışı bulunmadığından ve bu sosyal inşanın içine insan bırakıldığından burada sosyal inşanın önemsiz gördüğü karakterler bizi mahremiyetimizi bozduğunu düşündüğümüz görsellerle yakalasa bile o kişinin sosyal olarak yargılama niteliği bizim üzerimizde olmadığı düşüncesi bizde varsa orada bir utanma ortaya çıkmıyor. Çünkü utanma çoğunlukla günlük kullanımda yaptığımız üzere bir insanın ne kadar da merhametli, müşfik, mütevazı, toplumsal olarak gelişkin, empati yeteneği güçlü olan kişiler olduğu göndermesi o kadar doğru değil. Utanç temelinde bir sosyal kontrol mekanizması. Ne demek istiyorum bundan? Bir sosyal inşa kendisini ortaya koyduğunda bunun imtiyazları ve imtiyazsızları vardır. Ve buradaki sistem içerisinde kimlerin değerli, kimlerin değersiz olduğuna göre kimlerin yargı gücünün fazla, kimlerin düşük olduğu da o sosyal mutabakatta belirlenir. Özellikle kast sisteminin yüksek olduğu toplumları düşünelim. Bir asilzadenin bir köleye mahremiyetinin bozulduğu bir alanda yakalanması elbette onun için bir utanç uyandırmayacaktır. Çünkü diğer kişinin yargıçlık görevinde bulunduğuna dair bir inanç olmalı ki kişi onun yargılamasının üzerinde negatif bir empoze oluşturmasını istemesin. Şimdi bu yüzden Cem, toplumsal hiyerarşi içinde, hiyerarşinin düşük kesimlerinde olduğuna inanç gösteren bir zihin, onlar tarafından yakalandığında, uygunsuz, ayıplı, kusurlu sayılan bir hareketi sonucu yakalandığında orada bir utanç göstermez veya göstermeme eğilimi daha yüksektir. Mesela siyasetçileri düşün. Yozlaşmış siyasetçi. Sürekli olarak rüşvet alıyor diyelim ki. Bu rüşvet alımında bir gazeteciye yakalanırsa orada bir sorun var. Kendi parti liderine yakalanırsa orada bir sorun var. Karşı parti liderine yakalanırsa o kadar bir sorun yok. Orada utanç ortaya çıkmıyor. Orada daha çok bilek güreşi, karşı tarafın ona çamur attığına kendi kendini dahi inandırma, başkalarını inandırırken kendi kendini dahi inandırma veya kendisiyle suç ortaklığı yapan diğer siyasiler veya diğer işte iş insanları varsa, nasıl bir ekip oluşmuşsa birbirleri arasında konuşurlarken de işte milleti nasıl da dolandırıyoruz gibi şeyler aralarında söylerler ve bundan bir utanç duymazlar. Utanç ancak onları yargılayacak bir konumdaki kişinin bunu fark etmesiyle olur. Bu yüzden seçmenin fark etmesi bir utanç doğurabilir zaman zaman. Ama hangi seçmenin? Kendine oy atan seçmenince. Kendine oy atmayan seçmene yakalanan bir yozlaşmış siyasetçi utanç duymaz. Çünkü onu bir yargılayıcı makam olarak görmez. Bu zaten bana oy vermiyor. O halde aptalın teki. Aptalın teki benim hiyerarşik olarak pek de altında. Ben yaptığım bir şeyden aptalın tekinin beni yargılamasına izin falan vermem. O halde bundan utanacak bir şeyim yoktur. Kimden utanırım? Benim seçmenimden. Beni her koşulda taşımış, hangi hataları yaparsam yapayım beni oylarıyla tekrar iktidara getirmiş veya ana muhalefette tutmayı başarmış. Benden vazgeçmeyen bir seçmen benim mahremde kalmasını istediğim o yolsuzluğumu fark ettiğinde o zaman utanç duyarım. Çünkü onun yargısı benim lehime çalışmaktadır. Benim benliğimi inşa etmemde, siyasetçi olarak benliğimi inşa etmemde onun benim hakkımdaki olumlu yargısına gereksinimim vardır. Bak suçluluk olsa ha o ha bu ha şu söylemiş hiç fark etmez. Suçluluk duyuyorsa bir insan suçluluk duyar. Utanç böyle diyeceğim.
sosyal inşaya bağlı. Bizler, onlar. Bizden olana utanırım, bizden olmayana utanmam. Bizden olanın peki utanmama ihtimalim var mıdır? Vardır. Bizden olan içerisinde de beni yargılama kapasitesine sahip görmediğim birisinden utanmayabilir insan. Siyasetçi olduğunda bütün kendi seçmenlerine duyarlısın çünkü hepsi senin yargıcın. Ama bir genel müdür olduğunu düşünelim. Senin uzman yardımcılarından birine ayıplı bir iş yaparken yakalandığını düşünelim. Utanmayabilirce. Bizden olduğunu düşünür ama yine de utanmayabilir. Utanma ihtimali de hala masada. Fakat utanmama ihtimali var. Ama yönetim kurulundan birine yakalandığında, müdür yardımcılarından birine yakalandığında, başka bir müdüre yakalandığında utanç ortaya çıkacaktır. Bu yüzden senin demin çok iyi tespit ettiğin üzere bunda bazı insanları kendi üzerinde yargılayabilir, bazıları da kendi üzerinde yargıya varamaz kanısı utanç da önemlidir. Bir mesele daha var. Senin söylediğinden yine yola çıkıyorum. Bazı durumlarda da Cem, utanılacak bir şey yapmadığımıza eminizdir. Kesin eminizdir. Fakat kendi üzerimizde yargısının mümkün olabileceğini düşündüğümüz bir başkası bizim yaptığımız eylemi farklı algılamışsa, yanlış anlamışsa ya da kendi değerleri çerçevesinde onun için ayıplı ya da kusurluysa hala utanç duyarız. Bizim kendi yaptığımızın doğru olduğundan emin olmamız, görüşlerine önem verdiğimiz, ilişki biçimimizi korumak istediğimiz ötekisi tarafından ayıplı ya da kusurlu olarak algılandığında böyle olmadığını bildiğimiz halde ötekinin gözünden düştüğümüzü hissettiğimiz için ve onun fikrini kolayca değiştiremeyeceğimizi fark ettiysek özellikle de bir utanç duyarız. Mesela yazarlar böyle durumlarla karşılaşır. Televizyon programcıları karşılaşır. Şarkıcılar karşılaşır. Mucitler karşılaşır. Bazen çok emek verip bir şey ortaya koyarsınız. Emek verip ortaya koyduğunuz şey dönemin paradigmasıyla henüz uyumlu olmayabilir. 2 yıl sonra çok ünlü olacak bir şey bile bulmuş olabilirsiniz. Mesela bak aklıma Picasso'nun Avignonlu Kadınlar resmi geldi. Bu resmi yaptığında Picasso 8 ya da 9 yıl boyunca resmi saklamak zorunda kalmıştı. Çünkü ilk gösterdiği bütün arkadaşları, bütün sanat eleştirmenleri, bütün ressamlar, bütün yazarlar ne kadar da berbat bir resim yaptığı üzerinde Picasso'ya baskı kurdular. Ve Picasso orada resim tarihini değiştirecek bir şey yaptığını düşünüyor olmasına rağmen kendisine verilen bu yanıtların nedense doğru olduğunu düşündü. Şundan Cem bu. Ve 9 yıl sonra ortaya çıktığında Avignonlu kadınlar gerçekten resim tarihini değiştirdi. Çünkü toplumun o yeniliği algılama kapasitesi değişmişti. Yani bağlam değiştiği için o bağlamın içerisine bırakılan yapıt artık bağlamla rabıta kazanmıştı. Konuşmanın başını hatırlayalım. Sosyal inşa böyle durumlarda bağlamı belirlediği için bağlam içindeki ilişkileri, kişileri, yapıtları ve kurumları tekrar değerlendirir. Ve hiyerarşik olarak onları yeniden sıralar. Picasso'nun resmi böylece bir anda bir rezaletten bir başyapıta dönüşmüş oldu. Hepimiz için hayatın böyle anları vardır. Bu yüzden de yaptığımız işler bazen arkasında duracak kadar emin olduğumuz, belki de bir muazzam bir iş olduğundan emin olduğumuz bir iş olabilir. Öteki bakışındaki herkesin bunu eleştirmesi sonucu biz kendi işimizden ve kendimizden yine de utanabiliriz. Çünkü Cem, en başta söylediğimiz üzere, suçluluktaki evrenselliğin aksine utanç bir sosyal mutabakat çerçevesinde ortaya çıkar. Önemli olan utançta yargılayıcı pozisyonunda görebildiğin, algılayabildiğin ötekisinin senin hakkında ne düşündüğü ve ne hissettiğidir. Onun hissiyatı ve düşüncesi senin için önemli olduğu için utanca düşersin. Peki şunu diyebilir miyiz? Bana ne ya tekinden? Ne derse desin o kim ki ben onu takayım diyorsa ve bunu bütün topluluk için diyorsa orada izolasyonla karşılaşmış bir kişiyle karşılaşırız. Bu toplum tarafından dışlanmış bir kişi gibidir. Toplumu kendi dışlamış görünebilir. Fakat konuşmanın başı neydi? Duygu bir reaksiyondur. Toplumun kendisine hiçbir yaptığı konuda destek vermediğini
Aksine hep onu eleştirdiğini gören kişi bir yerden sonra bir duyguya kapılır reaksiyon olarak. Ve bu duyguda duygular manzumesinde ya da çünkü burada öfke vardır, hınç vardır, sevilmeme hissi, güvende olmama hissi, başkalarının onayına muhtaç kalmama, özgürleşme hissi, bir sürü hissiyat doludur burada ve bu hissiyatlar oldukça negatiftir. Böyle bir durumda kişi, çekilin önümden, size ihtiyacım yok, siz ve aptal beyinleriniz beni yargılayamaz noktasına gelebilir. Bu geldiğinde sanki o diğerlerini dışlıyor gibidir. Fakat unutmayalım, bu bir reaksiyondur. Ötekilerin dışlamasına karşı verilen el arttırmadır. Siz beni dışlıyorsunuz, ben de sizi dışlıyorum. Bunun neticesi rasyonel olarak meşrulaştırılmış bir ben sizi dışlıyorum gibi görünse de realitede olup biten ve hissedilen his benim bu dünyaya ait olmadığımdır. Bu ötekilerle bir rabıtanın kurulamadığı anlamına gelir. Bizler farklıyız. Bizler birbirimizi anlayamıyoruz. Ve burada kişi kendini değersiz hissetmemek için zorunlu bazı savunma mekanizmalarına sığınır. Ve şöyle der. Ben sizi anlayamıyorumu kendisi için küçültücü bulacağından siz beni anlamıyorsunuz der. Çünkü siz aptalsınız, ben akıllıyım. Siz bu yüzden beni anlamıyorsunuz. Değerler hiyerarşisinde siz beni en küçük görüyorsunuz ama ben en büyüğüm, siz küçüksünüz. Çünkü insan bu savunmaları yapmazsa çöker, yok olur. Ve böyle bir savunmaya gider. Bunun temelinde ne vardır Cem? Utanç. Niye utanç? Biraz önce konuştuğumuz üzere. Utanç da gerçekten ayıplı bir şey yapmış olmam şart değildir. Tabii ki çoğunlukla böyledir ama şart değildir. Bazen de ötekiler tarafından yaptıklarım ve söylediklerim desteklenmiyorsa yine utanca sarılırım. Mesela şunu diyebilirim. Ne aptal işlerle uğraşıyorsun? O şu bu bak bunlar ne kadar başarılı, sen ne kadar başarısız. Şu üste başa bak, leş gibisin. Hiç modadan anlamıyorsun. Bunun gibi çok fazla çeşitlendirilebilecek şey. Başkasının yargısının kendi üzerimizdeki yargımıza galebe çalması. Bu utanca düşmemek için kişi ya paradigma ile aşırı uyumlulaşmaya çalışıyor. Mesela şunu düşünelim. 80'lerde hepimiz geniş, vatkalı, deri montlarla, buz mavisi kotlarla geziyorduk. Saçlarımız şuralardan böyle fırfırlı, perma yaptırılıyordu. 70'lerde İspanyol paça pantolonlar, işte beyaz çorap giymenin henüz kralık alameti sayılmadığı dönemler. Şimdi o dönemde bugün gibi giyinen birisi utanması gereken bir kişi olarak görülüyor. Bugün de 80'ler gibi giyinip dışarı çıktığında bir kişi deri montunun kollarını şuraya kadar sıvamış ve vatkaları bu kadar geniş bir kişi, saçları böyle elbis gibi rulo olmuş bir kişi, sokakta herkesin bu ne ya böyle insan mı olur tepkisiyle karşılaşıp bir utanç duyacağı için rahat edemeyecektir. Burada bazılarımızın şöyle dediğini duyuyorum. Öz değeri güçlü olan insan bunları umursamaz ve üstesinden gelir. Hayır. Genellikle gerçeklik kendinde bir değer değildir ve sosyal inşa bağlamında kabul edilmiş bir gerçeklik. Sosyal inşa bağlamında kabul edilmiş ana aksı çok fazla bir şekilde dıştan ele almak henüz zamanının gelmediği algısını yaratır. Avignonlu kadınları ilk yaptığı halindeki Picasso gibi. Şunu söylemiyorum. Avantgardlığı bir kenara bırakalım. Önce olmayı bırakalım, toplumla uyum sağlayalım. Hayır. Toplumla uyum sağlayıp sağlamama bunlar bazı ahlaki öneriler, önermeler veya hayat öğütleri. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Ben betimleme yapmak istiyorum. Ve yaptığım betimlemede şunu görüyorum. Kendi dönemiyle aşırı uyumsuz olanlar aşırı bir reddiye yedikleri için kendileri olmaktan memnuniyetsizlik duyuyorlar. Mesela modernitede cinsiyetçilik. Erkeğin kadına ağır basması, eşcinsellerin de eşcinsel olmayanlar karşısında daha hafif bir kimlik olarak ele alınması. Neden böyledir? Ve neden böyle insanlar utanç duymak zorunda kalmıştır? Çünkü ötekisinin baskısı, ötekisinin bunun ayıplı bir durum olduğuna dair bakışı her daim o kişinin üzerindedir ve böyle bir duyguyu üretir. Dahası Cem, bu duygudan kaçınmak için kişi buraları mahrem alanına dahil etmek ister ve dışarıya gösterilmeyecek kodlar olarak algılar.
Bir eşcinselin postmodernite öncesinde, ki antik dönemlerde yine rahatlardı tabii ki, imparatorluk dönemlerinde rahatlardı, modernite ile beraber sıkıştılar. Neden? Çünkü modernite bir standartizasyon getiriyordu. Normal diye bir kavram üretiyordu. Normları da sosyal inşa ile net bir şekilde belirliyordu ve bu normun dışında kalanlara ne diyordu? Sapkın. Şimdi nereye geldik? Bak konuşmanın başına. Sapkın olarak ele alınan davranış, tutum ve benlik ifadeleri onlar ayıplı hareketler olarak algılanıyor. Bu yüzden standardın dışına çıkılan her alan, bak bunda penis boyu, insanın kendi boyu, kadınlar için göğüs boyu, kalça bedeni, düşünebiliyor musun? Her şey standartse. Ve bu standartların dışına çıkılmış her şey utanç vesilesi, değil mi? Bir realitesi yok yani bunların. Bunlar standartizasyonun dışına çıkıldığında ne kadar da anti standart denilerek hoş görünmeyen şeyler veya utanılması gereken şeyler. Şimdi bak nereye kadar gelmiş olduk. Birincisi, utancın bir duygu olarak fizyolojik ve genetik bir altyapısı var. Ama hangi durumlarda utancın ortaya çıkacağını fizyoloji ve biyoloji belirleyemiyor. Çünkü kültürel kodlar ne zaman orayı dürterse utanç o zaman ortaya çıkacak. Fakat demin de dediğim gibi o ülkede aynı konu bir gurur meselesi, bu ülkede utanç meselesi. 1650'de gurur meselesi, 1800'de utanç meselesi. Dahası yakalanmadan yolsuzluk yaptığında gurur meselesi, ne kadar da zengin bir adam işini biliyor, herkesi ikna ediyor, yakalanıyor, yargılanıyor, hapse atılıyor. Aynı kişi ona şöyle yargılıyor. Ne üçkağıtçı birisi bütün paraları yedi, ülkeyi soydu, soğana çevirdi. Cem, bu yüzden sosyal inşa bağlamında genel topluluk neyi kabul ediyorsa sen o pozisyona düştüğünde ona göre utanç duyuyorsun ya da duymuyorsun. Bu yüzden hiç de güvenilecek bir duygu değil. Fakat hiç güvenilecek bir duygu olmayan bu duygu benlik inşamızın merkezinde yer alıyor. Niye? Bizler bu benlik ve öteki konusunda bir video çekmiştim. Orada ayrıntılı anlatmıştım. Oranın üzerine giderek devam ediyorum. Belki o videoyu izlemelerinde yarar olabilir izleyicilerimizin. Orada benim tek, ötekinin sonsuz kişi olduğunu söylemiştim. Bu yüzden de hiç kimse kendisine şöyle bir haksızlık yapmasın. Öteki sonsuz kişinin baskısını elimin tersiyle rahatça iterim ve sonsuz kişiye karşı tek olarak her şeyin üstesinden gelirim. Böyle bir şey olamıyor. Çünkü konuştuğumuz dilden tut Cem, hangi yemeği yiyeceğimiz ve dahası saat kaçta yiyeceğimiz, gece mi yaşayacağımız, gündüz mü yaşayacağımız bile toplumsal genel kabul neyse onunla eş. Türkiye'de doğuyorsun, kendi dilimi icat ettim, ben bu dilde konuşacağım diye bir özgürlüğün var ama böyle bir şey yaptığında izole oluyorsun. Her konuda ötekilere doğrudan bağımlısın ve ötekilerin içine bırakılmış bir benliksin. Bu yüzden ötekilerle kurduğun bağlantı bağlamında oluşan bir benliğe sahipsin. Senin benin bir öz değil, değiştirilemez bir sabit değilsin. Sen ötekiyle ilişkiye girdiğinde ortaya çıkan bir varlıksın. Ve ötekiyle girdiğin ilişki çerçevesindeki hislerinle, duygularınla, davranışlarınla, onları nasıl etkilediğinle belirlenen bir benliksin. Senin benliğinin büyük kısmı öteki. Ötekinin seni nasıl gördüğünden tut, senin ötekiyi nasıl gördüğüne kadar. Bu senin aradaki oluşan temas yeri, orası senin benliğin. Bu benlik ötekiyle oluştuğu için utanç da ötekinin seni gördüğü bağlamın değerler hiyerarşisini ve ayıplı olup olmadığını belirleyen yer olduğu için benliklerimiz utanç duygusuna düşmemek adına nasıl bir benlik yaratmak gerekiyorsa öyle benlikler oluyorlar canım. Bu yüzden utanç duygusu bir performans duygusu olmak zorunda değil. Yani utanç bizim hayatımızı sadece utandığımız anda etkilemiyor. Aksine, utanca düşmemek için bütün benliğimizi baştan yapılandırıyoruz. Ötekinin gözünde utanılacak birisi olmamak için sürekli olarak o alandan uzak duracak şekilde bir benlik inşa ediyoruz. Bizim hayatımızın merkezinde neredeyse
utançtan kaçınmanın yarattığı bir inşa yapısı var. Ve bu yüzden Ya da ötekileri bu değiştiriyoruz. da mümkün. Bu da mümkün. Bu çok az kişi için mümkün bir şey ama. Neden? Bak güzel bir yer, çok güzel bir yer açtın. Ötekileri değiştirmek mümkün. Çünkü bizler nasıl değişiriz? Bakış açımız değiştiğinde değişiriz. Niye Cem? Ne demek istiyorum? Sıkça söylediğim bir şey var benim. Milyarlarca, katrilyonlarca veri içindeyiz. Ve bu verileri işleyebilecek güçte bir zihnimiz yok. Buralarda minik veriler çekiyoruz aradan, seçiyoruz. Ötekilerini yok sayıyoruz. Seçtiğimiz veriler üzerinden de ilkel bir algoritmayla hayatı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Seçtiğimiz katrilyonlarca veri arasından 5 veri ve ona uyguladığımız algoritma bizim kültürel yapımızı belirliyor. O toplulukta nasıl davranılır, yaşlılara yer verilir mi, doğru söylemek mi önemlidir, yolsuzluk yapmak mı önemlidir gibi 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 pek çok şeyi belirliyor. Sıra bekler misin, beklemez misin, kaba mısın, kibar mısın her şeyi belirliyor. Veya dünyayı nasıl algıladığını belirliyor. Buradaki seçtiğin veri setini değiştirmen ya da algoritmadaki basit algoritmanı başka bir basit algoritmayla değiştirmen senin dünyaya bakışını değiştirir. Fakat tek bir kişinin bunu değiştirmesi onu izolasyonuna mal olur. Bu yüzden bu grup halinde değiştirilmesi gereken bir meseledir. Bu yüzden de Cem sıkça söylediğim üzere insanlar tek başlarına devrim yapamazlar. Ama dar bir grup oluştururlarsa devrim yapabilirler. Çünkü o zaman tekrar zihinler arası bir ağ kurulur ve beni onaylayan bazı ötekilerin de var olduğunu hissederim ve onları daha çok çevremde tutarak beni onaylamayan milyarlarca ötekinin kendi üzerindeki etki alanını daraltırım. Çünkü ben gün içerisinde 100 milyon kişiyle karşılaşmam. 100 milyon kişinin yargısıyla karşılaşmam. Neyle karşılaşırım? En yakın çevremdekilerin yargısıyla. Eğer biraz ünlüysem sosyal medyadaki geri bildirimleri de belki göz önünde bulundurabilirim ama sosyal medyada kolayca engelleme butonuna basabildiğim için kendi yankı odamı rahatça da kurabilirim. Yani beni beğenmeyenlere hemen bir anda dışarı atabilirim, hayatımdan atabilirim. Ama real hayatımda bu kadar kolay yapamayabilirim. Çünkü çalıştığım yerdedir o kişi, ailemdir, işte komşumdur. Hızlı bir şekilde onun kapladığı alandan kendimi çekebilecek pozisyonda olmayabilirim. Böyle durumlarda bize ittifaklar gerekir. Suç ortakları. Bizim gibi düşünen suç ortakları. Özellikle de toplumun geneliyle benzer düşünmüyorsak. Şimdi eğer küçücük de olsa bir merkez oluşmuşsa ve birkaç kişiden oluşan bir çekirdek oluşmuşsa bu çekirdek kendi veri setini ve onu çalıştırdığı algoritmayı başkalarına zerk etme şansına sahip olur. Bu da duygusal bir seçimdir. Küçüklükte çocukların bazıları, işte benim büyüdüğüm 80'li yıllarda belki, posterler asarlardı odalarına. Ve onlar gibi olmak isterlerdi. Saçlarını onun gibi kestirir, onun gibi kızlardan ya da adamlardan hoşlanır. İşte onun kıyafetlerini giymeye çalışır. O belli bir içecek mi içiyor? O içeceği içer. Belli bir bankayı mı kullanıyor? Onu kullanmak ister. Bu nedir Cem? Duygusal olarak bir bağlanma sonucu, onun gibi olma isteği, onun kendisini sevmesi isteği gibi böyle bir duygusal ilişki, iletişim biçimi sonrasında insan onun bütün hayattaki varlığını kendisi de o varlıkmışçasına kopyalamak ister. Bu zihinsel açıdan da mümkündür. İlla dış görünüm değil, fikir yerleştirme açısından da böyle bir şey mümkündür. O yüzden genellikle dikkat et, sokakta bir seyyar satıcının yere bir tezgah açtığını düşünelim. Bu tezgahın önünde birkaç kişi birikirse bir anda bütün sokağın insanları oradan geçerken o birikintiye katılırlar. Çünkü madem orada kendiliğinden 3-4 kişilik bir birikim olmuştur, orada ilgi çeken bir şey vardır diye düşünülür. Çünkü bir onaylanma mekanizması oluşmuştur. Başkaları tarafından, ötekiler tarafından onaylanma. Eğer orada hiç kimse durmuyorsa en zor an ilk kişinin duracağı andır. Bir kişi ya da iki kişi durduktan sonra her şey kolaydır. Bu yüzden şuna katılıyorum. Ötekilerin fikrini değiştirmek mümkündür. Ne koşuluyla? Çekirdek de olsa kendi gibi düşünen, paradigma dışında kalan bir düşünce ekibinin var olması koşuluyla. Nereye geldik biliyor musun? Utancın merkezine. İnsan kendisini
başkalarına sunarken olduğu gibi değil, ötekiler tarafından maksimum itibar, onay ve statü görecek şekilde editler. Bizler çırılçıplak dışarı çıkmayız. Bununla beraber sadece örtünüp de çıkmayız. Örtümüz de bizi ötekilerinden ayırabilecek, kendi kesemizle uyumlu olacak şekilde o kesenin el verdiği en yüksek şekilde sunmaya çalışırız. Bir insanı düşünelim. Yeni biriyle tanıştığında "Ne haber ha?" dediğinde onun itibarlı biri olmadığını düşünürüz. Onun bizimle konuşacak değerde birisi olmayacağı kanaati egemen olur. Çünkü kabadır, ilk görüşmede böyle konuşulmaz deriz. Bu kuralları kim koymuştur? Bu kurallar zaman içinde kendi kendine bazen dışsal bir dayatmayla oluşmuştur. Çünkü aynı durum 20 yıl sonra metroda karşılaştığın bir yabancıya "Beyefendi nasılsınız? Rica etsem şuraya geçebilir miyim?" dediğinizde çok ahmakça ve arkaik de gelebilir. Çünkü toplumsal bir inşadan söz ediyorduk. Değişen bir yapı vardır. Bu değişen yapı içinde neyin kaba, neyin itibarlı, neyin statülü olduğu değişir. Eskiden mesela kravatla ve ceketle çıkılırken sokağa, fötr şapkayla çıkılırken, bugün öyle dolaşan birisine genelde ne denir? "Amma da kasmış kendisinden" denir. Değil mi toplumsal yapı? Bu yüzden de insanlar ötekini umursamıyorum diye sürekli çığlık atan insanlar hep ötekine göre tavır alırlar. Ve burada şunu da söyleyeyim. Arı karar verici öteki değildir. Ama üzerimizde çok etkilidir. Benliğimizi kurmamızda. Ve utanç benliğin toptan reddedilme ihtimalini taşıdığı için en korkulan şeydir Cem. Biraz önce konuşmada demiştim ki suçluluk ve utanç arasındaki farkı belirlerken suçluluk eylem özelinde kalır, utanç benliğe dairdir demiştim. Bu yüzden utanç öyle bir mekanizmadır ki kurduğun benliğin reddedilmesiyle sonuçlanabilecek bir durum olduğu için yer yarılsa da içine girsen, kurduğun benlik yanlışmış, bu benlik ortadan yok olsun ihtiyacı bu. O yüzden tam da benliğimizin kurulduğu, bizim kim olacağımızı belirlediğimiz alanın gardiyanıdır. Peki, sanal gerçeklik dünyasında kurduğumuz avatarlar utancımızı saklamanın güzel bir yolu Müthişsin. değil mi? Çok iyi. Bir avatar kendisini görünmez kılmak demektir. Benim kendi görüntüm yok orada. Beni temsil eden bir görüntü var. Kendi fotoğrafımı da koymamışsam hiçbir temsil bile yok. Böyle bir durumda istediğim herkese küfür edebilirim, herkese yargı dağıtabilirim. Kim bir şey söylediyse onu kabaca reddedebilirim, kibarca reddedebilirim. Normal hayatımda yapmayacağım bir sürü şeyi ötekinin üzerime dikilen onaylayıcı bakışının ağırlığını üstümden attığım için, mahrem alana çekildiğim için, kimi mahreme çektim? Kendi varlığımı, benliğimi. Artık ortada olan, bahis konusu olan şey benim benliğim değil. Avatar olan hiçlik. O hiçlik birisi gibi davranır ama birisi değildir. O bir benliğin kendi yapamadığı her şeyi yapabilecek bir sızıntı yeridir. Ve orada bir utanç söylediğin gibi hakikaten dostum olmaz. Peki hocam, çıplakken utanırız. Eğer kendimizi çıplak, fiziki bir çıplaklıkta yakalanırsak ben utanırım, utanıyoruz. Manevi çıplaklıkta da, yani insanın içi çıplak hissettiğinde de utanır Çok mıyız? güzel. Cem çok güzel bir soru. Evet, utanmanın temelinde bu yatıyor. Çünkü şöyle düşünelim Cem. Eğer birbirimiz hakkında, toplum hakkında, olaylar hakkında bütün düşündüklerimiz aşırı transparan bir şekilde birbirimize iletilseydi muhtemelen hepimiz birbirimizden nefret ederdik. Çünkü herkes birbirini en küçük maddede bile hemen eleştirir. Onu olumsuzluklarla yaftalar. Bunları mesela en çok stadyumlarda görürüz. Daha bir dakika önce ölesiye sevdiği bir teknik direktörü veya bir golcüyü bir pozisyonu kaçırdığı için ya da yanlış bir değişiklik yaptığını düşündüğü için yerin dibine sokar. En ağır küfürlerle, en berbat hakaretlerle. Ama maç kazanıldığında hemen tekrar kendi normal ritmine döner, en sevdiği kahramanı haline geri alır döner. Fakat eğer biz birbirimize sosyal yapı içerisinde bütün iniş çıkışlarımızı tamamen bir berraklıkla aktarsak bir daha hiçbirimiz birbirimize güvenmeyiz. Ve her birimizin benliği aşırı yaralanır. Çünkü sürekli olarak utanç içerisinde kalırız. Şundan söylüyorum bunu.
Bir toplumsal inşa oluşmazsa ve belli standartlar gerçekleşmezse, o zaman insanlar birbirlerine neyi söyleyip neyi söylemeyeceklerini ayırt etme güçlüğü yaşarlarca. Ve bu konuşmanın içinde şöyle demiştik. Mahremiyet utançtan kaçınmak için bulunmuş bir şeydir. Görünür olmasını istemediğimiz bir şey. Görünür kılındığında oradan bir utanç doğar. Nedir bunlar mesela? Diyelim ki bir pazarlık yapıyorsun birisiyle. Balık alacaksın diyelim ki. Benim yani böyle bir şey yaptığım için söylemiyorum. Bana çok uzak meseleler de bir örnek olarak söylüyorum. Balıkçıdan balık alınacak. Balığını kötüleyerek fiyatı düşünmeye çalışmak mesela. Kendi düşüncen şudur. Ne güzel de balık ucuzmuş da ama şu enayiye bu kadar para vermeyeyim ya. Yani, birazını daha kurtarayım. İçten geçen düşünce budur diyelim. Ama yaptığın şey nedir? Ya yapma, kokmaya başlamış neredeyse. Pulları dökülmüş bu balığın. Bu utanç vericidir yani bu berraklıkla karşı tarafa söylendiğinde. Veya Cem bir alana girdiğinde ya ne basık tavan burada insan mı yaşar bunlar nasıl yaşıyorlar burada demezsin bir arkadaşını ziyaret ettiğinde. Yani çok hoş bir ev dersin veya bir yorumda bulunmazsın. Böyle bir yorum hem karşı tarafı utandırır hem de seni utandırır. Çünkü senin de bir süre sonra bir benlik olarak dışlanmana yol açacaktır bu. Gittiğin her yerde başkasını onaylamayan ve onaylamamada unutmamamız gereken bir örtüklük var. Başkasını onaylamamada ve bunu bir yargıya dökmede ben senden daha iyiyim. Senin hakkında yargıda ve bulunabildiğim gibi akıl verme eyleminde de kendime bunu bir hak görüyorum. Çünkü senin aklın öyle görünüyor ki biraz eksik demek vardır. Örtülü olarak bu vardır. Bana sıkça mesela videolarda şunu soruyorlar. E hocam ne yapalım? Ben bilemem. Size şunu yapın demek, ben size göre çok akıllıyım, siz de bayağı ahmak görünüyorsunuz. Bence böyle yapın demektir. Ciddi söylüyorum. Ama şunu yapmayı severim. Var olan durumu betimlemeyi severim. Görünürde olmayan şeyleri görünür kılmayı ve bunu açıklamak bence güzeldir. Ama birine öğüt vermek bence hiç ahlaki değil. Benim düşüncem. Ve bu yüzden öğüt vermekten kaçınırım, kitap tavsiye etmek istemem. Ne yapalım dendiğinde bunun bir yanıtı olmadığını düşünürüm. Çünkü bizler hayatta konumlar olarak varız Cem. Bizler nerede doğduğumuz, hangi dili konuştuğumuz, nasıl bir eğitimden geçtiğimiz, nasıl bir sinir sistemine sahip olduğumuz, nasıl bir ahlaka sahip olduğumuz gibi konularda aşırı derecede saçılmış varlıklarız. Bu saçılmışlığı örtüleyen nedir? Toplumsal inşa. Toplumsal inşa bir realite olduğu şüpheli bir şeydir. Realite olduğunu iddia eder. Ve bir kerteriz noktası oluşturur ya da kerteriz noktaları. Çünkü burası olmasa topluluk saçılır ve dağılır. Ama gerçekte olup biten içsel olarak hepimizin birbirimizden çok farklı olduğudur. Birini bir başkasının yerine koymak Cem bence mümkün değildir. Bu yüzden de mümkün olmayan bir işte sizler çok ahmak görünüyorsunuz. Bense size öğüt verebilecek, sizin yerinizde ben olsaydım ne yapacağınızı söyleyebilecek kadar yetkin görüyorum demektir. Örtülü olarak budur. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bu yüzden utanç meselesinde de bizim öteki tarafından bu yargılanmaya uğramamız ve ötekilerin de negatif yargılanmamıza katılması söz konusudur. Yani toplu olarak sizi yargılayıp yargılayamayacaklarından bağımsız bir şekilde insanların sizi negatif değerlendirmesi vardır. Bu kadar negatif değerlendiriliyorsam ben bu topluluk içinde olmayayım daha iyidir demek utanç duygusunun kendisidir. Fakat serbest bırakıldığımızda hepimiz buraya yuvarlanırız. Hepimizin onaylanmayacak trilyonlarca düşüncesi, takınmak istediği tutumu vardır. Ama bunları aklımızdan geçirdiğimizde sorun olmaz da eyleme döktüğümüzde sorun olur. Bu yüzden Cem şöyle düşünüyorum. Utancın benliklerin davranışlarını kontrol etme yetisi burada devreye girer. Biz bir sürü davranışı görünür kılmadan önce sonlandırırız. Zihnimizden onu geçiririz ama görünür olmadan önce sonlandırırız. Bu da bizi çıplak olmaktan alıkoyar. Çünkü çıplaklığımızda hem başkası hem kendimiz için utanılma deryaları vardır. Hepimiz için böyledir bu.
Bizim ilk yargılama girişimimiz karşı tarafın da bizi sert bir yargılamasıyla da sonuçlanacaktır. Bu yüzden taraflar birbirlerinin mahremiyetlerini paramparça etmeye girişirler. O zaman ortaya utanç doğar. Şunu bir daha tekrarlayayım. Bir şeyin utanç olması için evrensel bir değerlendirme yoktur. Utanç kültürel olandır. Ve dahası yakalanan olandır. Bazen yakalanmadan girişilen eylemler kendi arkadaş çevrende nitelikli olarak bile addedilir. Sadece o mahrem alandan çıktığında ya da afişe olduğunda o zaman orada bir utanç doğması beklenir. Vallahi Yaşayacak. güzeldi. Bugün için çok teşekkürler sana. Çok güzel sorular sordun. Ki şunu söyleyeyim, bu konu çok derin ve geniş de bir konu. Bunun üzerine Her yere her yere uzanıyor. Her uzanıyor. yere 3-4 çıkıyor bölüm yani. bile çekilebilir. Ama tabii şu an bile çok uzun olduğu Aynen. için çoğu şeyi hiç söz etmeden geçmiş olduk. Ama başka türlüsü de yapılamazdı. Sana tekrar çok teşekkür ediyorum Aynen. dostum. O Ben zaman bir teşekkür sonraki ederim. programda görüşmek üzere. Çok Görüşmek sevgiler, üzere. bay bay.